selam. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz ve şöyle bir tane daha aşağıya otursam daha güzel görürsünüz. Bugün benim için iğrenç bir gün. Yarışmaya tam tamına saatim var zannediyorum. Yarışmaya tam tamına bugün 21'i. Tam tamına 4 gün kaldı. 25'inde podyumda olacağım. 4 gün kala ve bugün benim için iğrenç bir gün. Neden iğrenç olduğunu videonun ilerleyen sürelerinde anlayacaksınız. Hatta şimdiden bahsedeyim. Ben öyle hani video izlemeniz için prim yapmayı çok seviyorum açıkçası. Tanıdınız zaten beni. Bugün hiçbir şey yemeyeceğim. Yanlış duymadınız. Hiçbir şey yemeyeceğim. Sadece salatalık. Sınırsız bir şekilde salatalık, kabuksuz bir şekilde. Bunu sizin yapmanız kesinlikle iyi değil dostlarım. Kesinlikle iyi değil. Sadece yarışma sürecinde su atamayan. Ne bileyim artık son böyle son bir iki tık, üç tık kuruması gereken yarışmacıların yarıştan böyle işte 4-5 gün önce yapması gereken bir taktik aslında. Şimdi ben kardiyoya gideceğim. Bugün bütün günü size çekeceğim. Bugün neler yapacağız? Şimdi sabah, şu anda saat 7 falan. Sabah 7. Kardiyoya gideceğim. İlk antrenmanım 2 saat kardiyo yapacağız. Bunun içinde birkaç tane jel var. Bu jeli ben sürmeli protein tozu karın bölgeme, yani en sulu bölgeme iyice sürüyorum. Bunu yaklaşık bir haftadır uyguluyorum ben ve geçen sene de uygulamıştım. Yani bildiğim bir taktik, o yüzden güvene güvene yapıyorum. En büyük yarışçıların bile yaptığı bir kür bu. Şuradan da fena bir sinek ısırmış ya. Şurada karnımda gezmiş bayağı sanki. Evet dostlar, bu sürmeli protein tozu. Bunu nereye sürerseniz orası kaslı oluyor. Tabii ki de öyle bir şey yok. Kaslı olmak istiyorsanız çalışacaksınız abi. Çalışacaksınız. Bu kadar. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane korsam var. Bu korseyi hop taktım belime. Ve bunu... Aa, böyle de bir şey var. Bunu ben 24 saat çıkartmayacağım. Birazcık tehlikeli. Çünkü size şunu söyleyeyim. Vücut geliştirmede değil aslında. Bütün sporlarda eğer birisi profesyonel olarak ilgileniyorsa, yani sağlıksız yönüne kaçıyor demektir. O sporun sağlıksız yönüne kaçıyor demektir. Vücut geliştirmede de işte son haftada bizim yaptıklarımız, işte benim bugün mesela hiçbir şey yemeyecek olmam, sadece salatalık yiyecek olmam, bu korseyi 24 saat boyunca takacak olmam birazcık zararlı aslında. Ama dediğim gibi her sporda olduğu zaman olduğu gibi profesyonel ilgilenen herkes birazcık sağlıksız boyutuna kaçar olayların. Bugün akşam yola çıkacağım bu arada. Bu gece yola çıkacağım. Bugün bütün günümü kaydedeceğim sizde. Ondan sonra da yolculuk videosunu kaydedeceğim. Onu da paylaşacağım. Şöyle yapmayı düşünüyorum yarışta. Bir günümü çek, paylaş. Bir günümü çek, paylaş. Bir günümü çek, paylaş şeklinde yapacağım. Birazcık karnım ağrıdı. Tam istediğim şeyler oluyor. Su atımı bu. Gördüğünüz gibi yarışı 4 gün kaldı ve formum leş. Ama güvenin bana. Güvenin bana, her şey güzel olacak. Şimdi bugünü bütün gün çekeceğim. Neler yiyorum, neler yapıyorum hepsini çekeceğim. Hadi bakalım, kendinize çok iyi bakın. Peace. Başladık spora. Şimdi önceden bir yürüyeyim. Sonra da arttıracağım yürüyüşü. Ondan sonra biraz koşuya gideceğim. Koşuya geçeceğim. Ondan sonra biraz daha arttıracağım. Hit yapıyorum yani ben kardiyolarımı. Sonra birden düşüreceğim. Sonra birden arttıracağım falan derken, canım nasıl isterse kendimce eğlenceli bir şekilde getirip kardiyomu yapacağım. Bugün bütün günü çekeceğim. Neler yiyorum, neler yapıyorum hepsini çekeceğim. Bakın tekrardan söylüyorum. Sizin yapmanız için uygun olmayabilir. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Evet dostlar, kardiyo bitti. Evime geldim. Oh. Yoruldum. Bir üstümü çıkartayım, duş alayım. Ama duş alamayacağım çünkü korseyi çıkartmamam lazım. Evden dışarıda çıkamayacağım zaten. Ah, çok yoruldum. Tam 2 saat kardiyo yaptım. Neyse, yine bugün önemli, size göstermem gereken neler olursa hemen videoya basacağım ve kayıt altına alıp paylaşacağım. Şu anda yok, dediğim gibi eve geldim, bir üstümü çıkartayım, bir rahatlayayım.
Nefes alayım, ondan sonra salatalık soyacağım. Biliyorsunuz bugün sadece salatalık. Dostlarım, kardiyo yaptık, birazcık dinlendik. Kahvaltı hazırladım kendime ama böyle bir kahvaltı yok. Neler neler. Kurban Bayramı'ndan yeni çıktık ya. Kavurmalar, etler, güzelce menemen yaptım domatesli. Sonra ne bileyim, güzel çayımı demledim, peynirim, zeytinim. Çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Şu manzaraya karşı, şuradan çok güzel manzara görünüyor arka tarafta. Ona karşı yiyeceğim. Demek çok istiyordum ama maalesef. Maalesef. İşte size kahvaltı. Dostlarım. Kahvaltım iki tane büyük boy salatalık. Bir şey söyleyeceğim. Zafer'e giden yolda çekilen şile kutsaldır. Surf yaptım biraz. Şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz sabah kardiyo yaptık. Öğlen kardiyom var. Öğlen kardiyo olarak surf yaptım. Yaklaşık 1,5-2 saat kaydım. Akşam bir daha var. Şimdi dinlenmem lazım. Bakın bu sahildeyim ben. Bu sahilde hem çalışıyorum hem tatilimi yapıyorum. Hem tatil paramı çıkartıyorum. Form da bu şekilde gördüğünüz gibi. Yarışa daha 4 gün var, 5 gün var. Günüm bu şekilde geçiyor. Sadece salatalık yemeye devam. Şu ana kadar 7 litre falan su içtim. Saatte gördüğünüz gibi 15.30. Yine zaten her şeyi çekeceğim. Hadi bakalım. Bugün aşağı biraz neler yaptığımı size gösterdim. Sabah uyandım. Bir özet geçeyim. Video çektiğimi falan unuttum. Çok fazla video kendimi veremedim ama bu videoyu yine de yükleyeceğim. İzleyin, video olmuş. İzleyin, olmuş olsun. İzleyin. Ben bir anlatayım yine de sabah neler yaptım. Yani bugün bütün gün neler yaptığımı anlatayım. Videoda görmemiş olsanız da, gerçi bir kısmını gördünüz. Görmemiş olsanız da neler yaptığımı bilin en azından. Sabah kalktım erken. Aç karınla 2 saat kardiyo yaptım. Sonra gün içinde sadece, dur önce ne yaptıklarımdan bahsedeyim. 2 saat kardiyo yaptım sabah. Öğlen 2 saat kardiyo, bu 2 saat kardiyomu surf olarak yaptım. Kitesurf yaptım. Yani 2 saat, 2,5 saat falan kitesurf yaptım. Instagram'da paylaştım zaten. Bugün küstörlerimi hatırlayanlar olursa Instagram'dan bu videoyu bugün çekiyorum. Yani o gün çekiyorum. Beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın bu arada. Vanne Yıldırım. Açıklama kısmında yazıyor zaten. Öğlen 2 saat kardiyo yaptım ve gece uyumadan önce, yani biraz sonra tekrardan kardiyo yapacağım. Ve uyuyacağım. Yani antrenman planlamam bu kadar. Neden bu kadar fazla kardiyo yapıyorum? Çünkü çok fazla suluyum. Kütlem gayet iyi. Yani büyüğüm zaten. Sadece suluyum ve define olmaya ihtiyacım var. Bu yüzden ağırlık antrenmanlarını kestim ve sadece su atmaya yönelik beslenme, su atmaya yönelik yükleme, su atmaya yönelik antrenmanlar yapıyorum. Bugün bütün gün sadece sınırsız, kabuksuz salatalık yedim. 0 gram tuz, 0 gram karbonhidrat, 0 gram protein. 11 litre su içtim, 1,5 litre çok inanılmaz sert bir kahve içtim, 1,5 litre. 1,5 litre yine sert bir bitki çayı içtim. 11 litreden ayrıyetten. Bu arada ben bunları anlatıyorum ama benim ne yaptığımı bilin diye anlatıyorum. Ama sizin için gerçekten uygun değil. Yani yarışa hazırlanmıyorsanız, aynı benim durumumda değilseniz, yarışa hazırlanıp da hala suluysanız, tam böyle kuru olduğunuza emin olmuyorsanız bunları kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Adam gibi beslenin, adam gibi sporunuzu yapın. Sabredin, kiloda verirsiniz, kiloda alırsanız kaslı da olursunuz. Yola çıkacağım. Ankara'ya gitmek için yola çıkacağım. Son dinlenmelerimi yapıyorum. Dinlendikten sonra yola çıkacağım. Bu videoyu burada bitiriyorum. Yarışa 4 gün kala bu şekilde bir gün geçirdim. Her şey çok güzeldi. Her şey yolunda. Bugün yola çıkacağım. Yarın sabah Ankara'da olacağım. Yarın bir buluşma yapacağım bu arada. Buluşma saatlerinde bu video yayınlanmış olacak. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Sürekli paylaşacağım. Yolculuğu paylaşacağım. Her şeyi paylaşacağım. Hadi bakalım.